Eğitim, aile ve din konularını tamamladığımıza göre şimdi de devlet ve ekonomi başlıklarına bir göz atabiliriz. Ülke yönetmesi için devlete güç ve yetkiyi veren bizleriz. Bazı devletler ülkeyi yönetirken insanların isteklerini ön planda tutarlar. Örneğin demokratik sistemlerde bütün vatandaşlar kanun yaparken veya resmi yetkilileri seçerken aktif bir rol oynarlar. Bazı devletlerse otoriteye mutlak itaati emreden otoriter sistemler gibi bağımsız bir şekilde ülkeyi yönetirler. Diktatörlük de bir otoriter sistemdir. Burada devlet, vatandaşların rızası olmadan tek bir kişi tarafından yönetilir. Bir başka politik sistem ise komünizmdir. Komünizm temelinde sınıfsız, parasız, bütün mülkün halka ait olduğu bir anlayış yatmaktadır. Monarşi ise tek bir kişinin egemenlik kurduğu devlet şeklidir. Yönetimde etkili birçok kişi bulunur ancak asıl başı çeken kral veya kraliçedir. Günümüz dünyasında farklı ekonomik sistemlerde dikkat çekmektedir. Kapitalizmde önemli olan kardır ve üretimde özel mülkiyeti teşvik eder. Piyasa ekonomisi arz ve talep ilişkisine dayanır. Sosyalizmde ise asıl odak noktası topluma bir bütün olarak neyin fayda sağladığıdır ve üretimde toplumun ortak mülkiyetini teşvik eder. Bu noktada asıl önemli olan da toplumun ihtiyaçları ve ekonomik talepleridir. Devlette iş bölümü ve ekonomi fonksiyonalisttir. Yani toplumdaki bütün bireylerin sorumluluk almasını bekler. Bazı işleri diğerlerine nazaran daha üst pozisyona koymamız çok ilginçtir. Örneğin çöpçüler toplumun içinde vazgeçilmez bir rol oynamalarına rağmen onlara gerekli değer ve para verilmemektedir. Diğer taraftan Toplum için çok da gerekli oldukları söylenemeyecek atletlere oldukça değer ve para verilmektedir. Toplum için gerçekten gerekli olan işlerden ve mesleklerden ziyade uzmanlık ve eğitim gerektiren iş ve mesleklere daha çok değer vermekteyiz. Bu durumsa eşitsizliğe yol açmaktadır. Çünkü sınırlı eğitim ve kaynaklar dolayısıyla herkes bu değer verilen mesleklere ulaşma imkanı bulamamaktadır. Toplumun içinde eğitim, sağlık hizmetleri ve tıp alanlarında da bu eşitsizliklere şahit oluyoruz. Sağlık hizmetleri ve tıp bizim burada göz atacağımız son kurumlardır. Tıp alanının insanları sağlıklı tutmak için var olduğunu biliyoruz. Ancak bu alanın toplum üzerinde başka etkileri de olmaktadır. İnsanların sağlık durumunu inceleyip tıbbi bir durum olarak tanı koyulduğunda ve tıbbi çalışma, teşhis ve tedavinin bir konusu haline geldiğinde medikalizasyon yani her türlü sağlık problemini ilaç kullanarak giderme eğilimi meydana gelmektedir. Bu çoğu zaman üzüntü ve dikkat gibi ruh sağlığı alanına giren konularda meydana gelmektedir. Ama doğum gibi fiziksel sağlık alanında da görüldüğü olur. İnsanlara gitgide depresyon veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda aşırı tanı konmaktadır. Bunların ciddi rahatsızlıklar oldukları doğrudur. Ancak üzgün olmak depresyonda olmak anlamına gelmez. Odaklanmada güçlük çekmek sizin illa ADD belirtilerine sahip olduğunuzu ifade etmez. Doğum da artık tıbbileşmiştir. Çünkü kadınlar ve doktorlar normal doğumlardan ziyade artık sezaryen doğumlara yönelmektedirler. Sağlık ve tıbbın bir diğer etkisi de hasta kuralıdır. Bu hasta olduğunuz zaman iyileşmeniz için sorumluluklarınızdan bir süre el ayak çekmenize fırsat tanıyan toplum içinde oluşmuş bir beklentidir. Ama iyileşmez veya toplum içindeki yerinize geri dönmezseniz, toplum sizi artık anormal ve topluma zararlı olarak nitelendirir. Sağlık ve tıp kurumlarının en büyük kısmını ise sağlık hizmetlerinin dağılışı oluşturmaktadır. Bu hizmetlere erişimle alakalı çok büyük eşitsizlikler vardır. Sağlık sigortalarıyla insanlara yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Ama aşırı kalabalık hastaneler ve eksiklikler yüzünden sistem olması gerektiği gibi işlemiyor. Halbuki insanlar iş gücünü oluşturan insanlardır ve onlar hasta olduklarında bu durum toplumu ciddi şekilde etkiler. Sağlık hizmetlerine büyük meblağlar ayırıyoruz ancak yine de istenen sonuçları elde edemiyoruz. Çünkü insanlar sürekli hasta olmaya devam ediyor. Bunun sebebi de bizim paramızı koruyucu sağlık politikalarından çok İnsanlar hasta olduktan sonra onlara yardım etmek için harcamamızdan kaynaklanıyor. Neredeyse herkes hayatının bir noktasında mutlaka hasta oluyor. Hastalık süreci hasta olma ve insanların bu hastalıkla baş etme sürecidir. Hasta olmak bir kişinin öz kimliğini değiştirebilir. Kronik bir hastalığın teşhisi hayatınızı ele geçirebilir ve artık bütün kararlarınızın altında yatan temel faktör haline gelebilir. Toplumda ruhsal hastalıklar veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi diğer insanların sizi nasıl algıladığını etkileyen bazı hastalıklarla alakalı damgalamalar vardır. İnsanların bir hastalığı nasıl geçirdiği bile bu insanların kaynaklara ulaşıp ulaşamamasına bağlı olarak şekillenmektedir. Mesela hafifletici bakım kaynağına. Sosyal epidemioloji, salgın hastalıkları ve tedavilerini inceleyen bilim, ırk, Cinsiyet ve gelir dağılımı gibi sosyal göstergeler yoluyla sağlık alanında gerçekleşen eşitsizliklere bakarak sosyal faktörlerin insan sağlığını nasıl etkilediğini inceler. Sosyal avantajlar veya dezavantajlarla sağlık veya hastalığın dağılımı arasında bir korelasyon vardır. Toplumumuzu oluşturan ve şekillendiren kurumlara şöyle bir baktık. Ama tabii bundan çok daha derinlere inebiliriz. Buradaki her konunun çok daha fazla ayrıntısı, daha fazla gerçekleri ve daha fazla sonuçları var. Şimdi de size bir zamanlar belki de çok basit görünen bu kurumların hayatınızı ne kadar çok etkilediğini bir düşünün.